Evet, Ankara'dayız. Ankaralı vatandaşlara mevcut başkan Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek mi diye soracağız. Bakalım vatandaşın cevabı ne olacak? Anketimize başlayalım. Abim merhabalar. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi diye soruyoruz. Osman Gökçek. Gerçekten mi? Evet. Neden abi? Sizlerden alalım ablacığım. Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? İyi. Memnunuz. Evet. Bence de. Biz de memnunuz. Evet. Neyinden memnunuz? Var mı icraatleri? Yani yaptığı şeylerden hoşumuza gidiyor. Bu yüzden Mansur Yavaş. Evet, Mansur Yavaş. 2-1 Mansur Yavaş oldu. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Artık bıktık onlardan, öbürlerinden ondan. AK Parti'den mi bıktık? Evet. Vermeyeceğiz mi? Zaten vermiyordum ki vereyim. Ha, önceden de vermiyordum. Ha, niye vereyim? Teşekkür ederiz, sağ olasın. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Adam gibi adam. Memnunuz. Memnunuz tabii. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi ablacığım? Hangisi hayırlısı o gel? Hayırlı olur bir vatandaş olarak. Görmeden bir şey diyemeyiz. Adaylar az çok belli olacak. Az kaldı seçime. Bir tarafta Mansur Yavaş. Yavaş'ın da kötülüğünü görmedik. Öbürünü de tanımıyorum daha. Öbürü Osman Gökçek, Melih Gökçek'in oğlu, AK Partili. İşte ona bir şey diyemiyorum. Daha belli etmedik diyor. Evet. Teşekkür ederiz. Siz abim. Osman Gökçek aday mı? Yani adaylığı güçlü isimlerden biri abi. Kesinlikle, kesinlikle Osman Gökçek. Olur mu abim Osman Gökçek? İnşallah olur. Bilemiyorum da olmasını evet, isterim. Neyden memnun kaldık abim? Şu an vekil kendisi. Ben Hacı Bayram'da görüyorum kendisini. Çok efendi çocuk. Babası da iyiydi. Sonra Hacı Bayram'a geliyor mu? Tabii cumalara görüşüyoruz bazen. Yine bir de AK Partili olduğu için. Evet. Biz ölümüne AK Partiliyiz yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Abim, size soralım. Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? AK Parti abi. AK Parti. Osman Gökçek'e bir oy da abimden geldi. Abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Neden Osman Gökçek abim? Ya şimdi siz zaten taraflı yaysınız. Hiç kesmedik abim. Tarafımız falan yok. Ben bugüne kadar o kadar ki şeylerden hiçbirini görmedim yani. Nasıl yani? Ya o kadar yapılan şeylerden hiçbirini görmedim. Ya sürekli siz kendi tarafınıza karşı. Vallahi taraf yok abi. Zaten başlıyoruz burada. Kesmemeye çalışarak bitiriyoruz. Yani siz Osman Gökçek dediniz diye sizi Mansur Yavaş yazacak hali. Ya şimdi Osman Gökçek derken CHP'nin zaten belli bir şeyi var. Yani bu kadar sürede 4-5 yıl içerisinde Ankara geneline bir bakın. Yani neler yapılmış. Evet. Yani bir bakın, ondan sonrasında cevap verin tamam. Yani. Tercihimiz Osman Gökçek. Teşekkür ederiz. Şeyimiz Osman Gökçek derken ya. Sizden alalım. Sizin tercihiniz Ankara için Mansur Yavaş. Ben Mansur Başkanım. Neden Mansur Başkan? Ortada her şey. Evet. Yani adaletli iş yapıyor. Yıllardır özlenen bir kişiliğe sahip. Evet. Mansur Başkan. Sizden alalım abim. Siz Mansur Yavaş, Osman Gökçek. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Melih Gökçek hırsıza oy mu verir? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden alalım beyefendi. Buyurun. Ankara için abim, Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Neden Osman Gökçek abi? Mansur Yavaş bir şey yapmadı ki. Evet. Abi, Ankara'da aday bulamıyor şu an için. Henüz adayını açıklamadı AK Parti. Kim olursa içimize sine sine veririz. Vallahi bilmiyorum. Fazla bilgim yok da yalnız. Osman Gökçek'e veririz. Tabii. Çünkü bir değişsin, bir şeyler yapsınlar. Teşekkür ederim. Oldu abim, hadi iyi günler. Buyurun abim, sizden alalım. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi diye soruyoruz. Mansur Yavaş, Osman Gökçek babasından zor kurtuldu millet. Evet. Ya, öyle değil mi? Evet. Sattı müttehir tarafı mahvetti ya. Şu karşı kalenin oraları görmüyor musun? Sanki Suriye gibi oldu oralar. Çoğu vatandaşlar ne yaptıysa Ankara'ya Melih Gökçek yaptı diyor. Tamam, ne yaptıysa Melih Gökçek yaptı. Doğru söylüyor. Yarısını da götürdü. Zaten Melih Gökçek'ten zengin kimse yoktu. Ben Bali'ye servis yapıyordum. Alçı fabrikasında imar geçirmiş oradan. Komple bir arazi Melih Gökçek'e ayrılmış. Evet. Şahidim ben, servisçiyim ben. Evet. Siz abim Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim Mansur Yavaş Osman. Aynen. Mansur Yavaş. Siz? Tabii ki yani Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abim? Yani her şey meydanda zaten ya. Adam geçen vatandaşın biri diyor ki ya Mansur Yavaş
ağaçlara bakmıyor. Lan zaten kışın ortasındasın be adam, ağaçlar donmasında kurumuş zaten. Evet. Yani neyini sulayacak kurumuş ağacın? Evet. Yani bunlar yarış yani. Teşekkür ederiz. Devam edelim abi anketimize. Sağ olun. Amcam size soralım. Hocam size soralım bir genç olarak. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi amcam? Yine Mansur iyi diyor yani. Yine Mansur iyi mi diyor? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim merhabalar. Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? İnandığım, güvendiğim için. Evet. Siz hanımefendi, bir genç olarak Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Neden Osman Gökçek? Çünkü Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. Yapmadı diyorsun. Siz teyzeciğim? Mansur Yavaş. Yapmadı diyor genç. Biz memnunuz, teşekkür ederiz. Allah hayırlısı neyse olsun teşekkür kuzum. Teşekkür ederiz. Siz abim Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden abim, neden Mansur Yavaş? Daha güvenilir. Evet, güveniyoruz kendisine. Daha güvenilir adam, evet. Siz abim, daha... Ankara için sağ olun. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? İkisi de değil. İkisi içinden kim olur abim? He? İkisi arasında kim olur? Birinci Turgut Altınok. Tamam, aday göstermediler diyelim. Osman Gökçek olur mu? O bir saatte olacak. Olmaz mı? Sizce abim? Olmaz. Mansur olur mu? Teşekkür ederiz. Ne ablacığım? Unuttum. Ne? En başta Ulu Önder Atatürk'ümüz. Kurban olurum ona. Evet. Onun ceddine ona kurban olurum. Bu cumhuriyeti kim kurdu? Kim kurdu? Evet. Berik Gökçe mi kurdu? Oğlu mu kurdu? Başkaları mı kurdu? Aha başkomutanımız. Teşekkür ederim. Yoluna ölürüm. Teşekkür ederim. Siz amcam Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi diye soruyoruz Ankara ondan için. Kurma. Yeter azıcık. Ankara'yı parselledikleri yetiyor. Mansur Yavaş. Kim parselledi? Tam anlaşılmadı. Oyunuzu Mansur Yavaş'a mı veriyorsunuz? Evet, ona vereceğiz. Tamam. Siz amcam? Yok abi, yok. Amcam size soralım, buyurun. Amcacığım, Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Neden Osman Gökçek? Çünkü babasının yaptığını gördük. Vatandaş peki iyi bir şey söylemiyor babasıyla ilgili. Babasının ismi ne kadar kötü olursa olsun Ankara'yı Ankara yaptı abi. Evet. Yani Melik Gökçek bana da zarar verdi aslında. Ama Ankara'yı biz düşünüyoruz abicim. Evet, Ankara'nın menfaati uğruna babası yaptı, oğlu da yapar diyorum. Yapar diyorum, evet. Doğru bir aday mı peki Osman Gökçek? Doğru aday. Kendisi... Aday bulamıyor biliyorsunuz, AK Parti henüz bir isim açıklamadı. AK Parti'de aday bulunur abi, bulunur. Evet. Bugün Turgut Altınok var. Turgut Altınok da Keçören'e Keçören yaptı. Yani kendisi memleketin çocuğu. Yani biz kendilerine bakıyoruz. Aa şimdi o iyi olabilir Mansur Yavaş. Ama Mansur Yavaş ismi güzel, kendi dürüst olabilir. Ankara'mızın taş üstünde taş koymadık. Evet, yani. Bir icraatı yok diyorsun. Yok, yok. Teşekkür ederim. Sizden alalım hanımefendi. Mansur Yavaş, Osman Gökçek. Memurum, konuşamazsınız. Teşekkür ederiz. Buyurun abim, sizden alalım. Bence Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Bence, bana göre öyle. Ben söylemeyeyim. Ben başka bir şey söylemeyeyim. Sağ olun. Sizden alalım hocam genç olarak. Bence Mansur Yavaş tekrar kazanmalı diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Amcam selamun aleyküm. O kadar da değil ya. Ankara için Mansur Yavaş mı? O kadar da değil ya. Yanlış, sinirlendik. Yanlış bir şey söylersen diyor hemen seni alır götürürler. Doğru. İşte götürmez. Buyurun. Ha, doğrusunu mu söylüyorsun? Ankara için hak yerini bulacak yine. %70 ile Mansur Yavaş. Evet. Bu millet bu kadar aptal değil kardeş. Şöyle bir dolaşın bakınsana ne olduğunu. Evet. Türkiye'nin haline. O yok şehit, yok bu bilmem ne. Yalandan dolandan işler yapıyorlar. Allah'tan korkmadan ya. Yazık değil mi o gençlerimiz oralarda? Evet. Böyle şehit oluyorlar. Şehit cenazesine gidenlerinde tekme tokat kovalıyorlar. Böyle bir şey mi olur? Evet. Böyle bir adalet mi vardır? Cumhurbaşkanının bir an önce bu işe çözüm bulmasını istiyorum, bu kadar. Teşekkür ederiz. Sizden alalım abim. Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Tabii ki Mansur Yavaş. Dürüst yapıyor. Yaptığı harcamanın hesabını millete veriyor. Evet. Yani sonuna kadar Mansur Yavaş. Teşekkürler. Siz abim? Vallahi Mansur Yavaş devlet başkanı yardımcısı olmak için debeleniyor.
İş mi yapıyorsun oraya? Evet. Yok mu icraatı? Var, icraatı var da adamlar çıkmışlar, biz işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Kardeşim sen Ankara'yı hallettin de o mu kaldı? Evet. Ankara'yı bir düzene sok iyice. Yapıyor, iş yapmıyor demiyorum ben. Mansur Yavaş eski belediye başkanı olduğu yerde de çok işler yaptı. Beypazarı'nda. He, onu inkar etmiyorum yani. Ama burada şimdi kalkıp da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına oynamanın ne anlamı var ya? Evet. Oynayacaksan yüzden... istifanı ver. Git o, ya, o oyna. Şey. Osman Gökçek. Yukarı görevlere gelin diyor. Daha da bir çok ülkeye gelsin, katkım olsun diyor. Yani bunda ne var yani? Gidiyor Melik Gökçek. Oğlu değil mi Osman Gökçek? Evet. Parsel parsel satmadılar mı? Nereye sattılar? Ne demek nereye sattılar? Ankara'yı. Yok bana bir şeyi ispat et de ondan sonra konuş. Anlatmadılar mı? Nasıl ben ispatlı konuşayım? Şimdi diyaloğa gerek yok abim. Osman Gökçek nasıl diyorsun? Osman yok Gökçek? Ya ben Mansur diyorum. Ya Mansur'u eleştiririm ya. Ama oyumu yine Mansur'a vereceğim. Ama oyumu ona verecek. Tamam. Ankara'nın halini görüyoruz yani. Çok yaptığı iş var. Ben o şeyi oraya zıplamasın. Zamanı gelince zıplar ya, ne olacak? Biz yine Mansur Yavaş'a diyorsunuz. Sizden alalım abi. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sizden alalım abi Mansur Yavaş Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. AK Parti abi. Osman Gökçek. Osman Gökçek. Siz? CHP'nin adayı kimse o. Mansur Yavaş adaylığı kesinleşti. Siz abi. Hiç kimse. Mahsur, mahsur. Buyurun abim, noktalayalım. Ankara'nın anketinde %95'i Mansur Yavaş diyor. Gerçeği de bu yani. Evet. Dürüst adam, güvenir adam. Ben bir sepet altınım olsa ona saymadan güvendim. Ama öbür rakibine de bir sepet yumurtayı sayılı güvenmem. Bu kadar açık yani. Ya halk zaten bunu biliyor. Teşekkür ederim. Yani. Bu kadar bak. Sizden alalım hocam, kapatalım bir genç olarak. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Ya Mansur Yavaş'ı daha samimi buluyorum. Siz zaten ekranlarda daha önce beni görmeye alışıksınız. Ruhen her zaman ekranlardaydım. 22 senedir ekranlardayım. Mahlasım Mesih, ismim Ali. Yakında daha iyi tanırsınız. Benim gönlüm Mansur Bey'den yana. Teşekkür ederim. Siz amcam? Mansur Yavaş gibi var mı ya? Evet. Bütün haymana fasulye, nohut, mercimek, dağıttı. Evet. Siz Melik Gökçe'ye ne veriyorsunuz? Melik Gökçe bir gece kondum vardı. Onu da elimden aldı. O elimden aldı. Tamam. Teşekkür ediyoruz amcam. Sizinle noktaladık. Sağ olun. Tamam. Melik Gökçe daha Gökçek piyasaya mı çıkıyor? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anketimiz noktalandı. YouTube kanalıyız abimiz. YouTube. YouTube.